Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir lif modeli ile geldim. Modelimiz kutu tekniğiyle yapılan çok basit bir model. Sizler de videonun sonunda göreceksiniz modelimizi. Hani birkaç saatte yapabileceğiniz bir model olacak. Life yeni başlayanlar bile kolaylıkla bu modelimizi yapabilecekler. Böyle iki rengim var. İki renk üzerine yapacağım ben. Sizler dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şöyle açık bir kahvem var. Yalnız biraz koyu görünüyor videoda. Evet hanımlar. Sizler de iplerinizi hazırlayın. Beraber modelimizin yapımına başlayalım. Modelimizin yapımına başlamadan önce sizlerden bir ricam var hanımlar. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevineceğim. Şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum hepinize. Evet hanımlar, modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi kahve ipimle başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor. Öncelikle ipimi şöyle iki defa zincir çekelim de sağlam olsun hanımlar. İlmeğimi uzattım ve fıstık yapıyorum. Evet, fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrardan üzerine fıstığımı yapıyorum. Dolama işlemini hanımlar, hani 3-4 artık ipinize göre dolayabilirsiniz. Şöyle toplamda 9 adet fıstık yapacağız. Ben de yapayım arka planda. Şimdi 3 tane yaptım. 6 tane daha yapalım. Evet, toplamda 9 adet fıstığımı çektikten sonra şimdi köşe kısmını oluşturmak için bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Yani 10. fıstığım. Kapattım. 11.'yi de üstüne yapıyorum. Ve ilmeğimi aldım. Bakın. Şuraya batacağım hanımlar. Şunlar köşe kısmımız olacak. Şuraya. Bakın. Şöyle alt kısmımız 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Bakın. Burası köşe kısmımız oldu. Şimdi fıstığımı çektim. Bir sonraki araya fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum hanımlar. Yani kutu tekniğiyle yapacağız. Modelimizin tamamı kutu tekniği olacak. Yani kutu tekniği de kolay ilerlediği için rahatlıkla yapabileceksiniz. Bakın her araya batıyorum. Tepesine fıstığımı yapıyorum. Ve bakın bir sonraki aramıza fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini beraber tutuyorum. Kapatıyorum. Evet, sıra sonumuza kadar bu tekniği uygulayalım. Ben de yapacağım. Evet hanımlar, bakın sıranın sonuna geldim. Bir tepeye, bir de son aramıza fıstığımı yaptım. İkisini beraber kapatıyorum. Bakın ilk sıramız bu şekilde. Şimdi döndürdüm. Bir üst sıraya çıktık. Köşe kısmını oluşturmakla başlayalım. Fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Ve bakın hemen karşıdaki araya fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum hepsini beraber. Bir tane de zincirimi çekerek kilitledim. Bakın köşe kısımlarımız bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrardan kutu tekniğiyle yapalım. Bakın bir sonraki araya da batıyorum.
İkisini beraber kapatıyorum. Fıstığımı yaptım. Hemen karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum hanımlar. Sıra sorumuza tekrardan aynı şekilde kutu tekniğiyle gidelim hanımlar. Bakın sıramın sonunda da son olarak tepesine ve son araya fıstığımı yaparak kapattım. Yani orayı da kutu tekniğiyle kapatmış oldum. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi tekrardan döndürüyorum. Köşe kısımlarımızı bir önceki sırada yaptığım gibi aynı şekilde yapacağız. Bakın fıstığımı yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık ve bir sonraki araya da fıstığımı yapıyorum. Tuttum, kapatıyorum hanımlar. Devam ediyorum. Fıstığımı yaptım. Bakın bir sonraki araya da fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Fıstığımı yaptım. Bir sonraki araya devam ediyorum. Evet hanımlar bakın bu şekilde simitçi ısrarla simit diye bağırıyor. Bu şekilde kutu tekniğiyle devam edelim. Sıra sorumuza kadar. Toplamda bu şekilde hani bu rengimizle 9 sıra yapacağız hanımlar. Şuradan saydığımızda fıstıklarımızı 1, 2, 3. sıradayız şu an. Bunu bitirdikten sonra 6 sıra daha öreceğiz. Ben de öreceğim hanımlar. Hani normal düz şekilde böyle kutu kafes tekniği hangisini diyorsanız bu teknikle 9 sıra kadar örelim. Sonra ipimizi kıracağız. Ben de öreceğim arka planda hanımlar. Sizler de örün. Sonra buluşalım. Evet hanımlar bakın toplamda 9 tane sıramı yaptım, bitirdim. Şöyle sizlere göstereyim yakından. Hani şuradan da saydığımızda 9. Çünkü kare bir lif oldu. Yani lifimizin ortası diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bütün kenarları 9 tane sıra. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle köşeden isterseniz başlayalım. Kameramı düzelteyim. Beyaz ipimi aldım. Bakın en köşeye fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane daha fıstık yapacağım. Onu da kapatıyorum. Burası köşe kısmımız olduğu için bir zincirimi çektikten sonra bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatmadan fıstığımı aşağı bir fıstık yapıyorum ve şimdi kapatabiliriz. Yani toplamda 4 tane bakın fıstığımız oluştu. Fıstığımı yaptım, kapatmadım. Bakın sonraki araya fıstığımı yapıyorum. Şimdi kapatabilirim. Devam ediyorum. Kutucuk kafes tekniğimizi yapmaya devam ediyoruz hanımlar. Bakın kapatıyorum. Tekrardan tepeye bir fıstık. Düzeltelim şunu. Fıstığımı yaptım. Bakın ileriye fıstığımı yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum hanımlar. Bakın şu köşe kısmımız. Şimdi devam edelim kafes tekniğiyle. Şuraya kadar gelelim. Burada köşe kısmımızı tekrardan sizlere göstereceğim. Bakın köşe kısmımıza kadar kafes tekniğimi yaptım.
Bakın, burası köşemiz, kafesimizi yaptık. Şimdi burada bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bunu kapatmayarak bakın aşağıda bir fıstık yapıyorum. Şimdi kapatabilirim. Bir zincirimi çektim. Bakın hanımlar, köşe kısmımız bu şekilde olacak ve devam edeceğim. Fıstığımı yaptım. İleriye bir fıstık yapıyorum. Tekrardan bir fıstığımı yapıyorum. İleriye bir fıstık daha. İkisini beraber kapatıyorum. Evet hanımlar. Kafes tekniğiyle devam edelim. Köşe kısımlarımıza gelince bu şekilde yapalım. Sıra sonumuza kadar kafes tekniğimizde yapalım. Burayı sizlere sıra sonumuzu göstereceğim. Evet hanımlar, sıranın sonuna geldim. Bakın burada şöyle fıstığımı yapacağım. Kapatalım hatta. Ve bakın şuraya sabitliyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi burada ipimizi kırmayalım. Beyazımızla devam edelim. Bir fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Tepesine ve köşeye batıyorum hanımlar. Bakın. Kapatıyorum. Bakın şu şekilde olacak. Şimdi köşe kısmımızı yapacağız. Köşe kısmımızı yapmak için bir fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Bakın şuraya. Dibine de bir fıstık. Ve beraber kapatıyorum. Bakın hanımlar. Şurası köşe kısmımız. Zaten bir altta köşemizi yapmıştık belli. Burası da köşemiz oldu. Bu ikinci sıramızı burada oluşturmuş olduk. Bakın kafes tekniğiyle şöyle. Hani kafanız karışmasın. İpimizi kırmadık. Şimdi devam ediyorum. Bakın fıstığımı yaptım. Hemen bir sonraki arama fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Tekrardan tepeye bir fıstık ve bir sonraki aramıza bir fıstık yaparak ikisini kapattım. Şöyle bakalım. Bakın hanımlar. İkinci sıramız böyle oluşacak. Gidelim. Şuradan tekrardan şurayı göstereyim sizlere. Köşe kısmımızı kafes tekniğiyle ilerleyelim hanımlar. Bakın hanımlar. Köşeye kadar şurası köşe kısmımız. Kutu tekniğimi yaptım. Bakın. Şimdi köşe kısmımızı oluşturacağım. Bir fıstığımı yaptım. Kapattım. Tepesine bir fıstık daha yaptım ve kapatmadım. Nereye batıyoruz? Bakın hemen dibine. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bakın hanımlar. Burası köşemiz. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız oluyor sayınca. Ve devam ediyoruz kutu tekniğimizle. Tepeye yaptım ve karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber
Kapattım. Tekrardan bir fıstık ve karşıya bir fıstık. Evet hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde ilerletelim. Sıra sorumuza geldiğimizde bir fıstık çekip şuraya birleştireceğiz hanımlar. Ben de yapacağım. Evet, sıranın sonuna geldim hanımlar. Bakın. Burada fıstığımı yapacağım. Kapatacağım. Ve bakın şuraya batacağım. Şu fıstığıma battım. Şekilde. Şimdi buradan bir sıra daha beyaza devam edeceğim. Bakın köşemiz burada. Burada olduğu için buraya normal kafes tekniği geçeceğim. Bakın fıstığımı yaptım. Bir fıstığımı daha yaptım ve karşıya bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Şurası köşemiz olduğu için bir kutucuk daha yapacağım. Bakın fıstığımı yaptım ve buraya köşe kısmına bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Zincirimi çektim. Bakın şöyle oldu. Şimdi bakın. Şurası köşe. Köşeyi yapacağız. Köşeler kendilerini belli ettiriyor zaten. Bakın fıstığımı yaptım. Bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine batıyorum. Oraya da bir tane fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Zincirimi çektim. Bakın köşe kısmımız oluşmuş oldu. Köşeyi oluşturduktan sonra kafes tekniğiyle devam ediyorum. Bir sonraki araya da fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Bir sonraki araya fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Evet hanımlar, bu sıramızı da yine kutucuk tekniğimizle devam edelim. Köşe kısımlara geldiğimizde bakın bu şekilde yapacağız. Sonra sıra sonumuza geldiğimizde artık ipimizi kıracağız. Hani şuraya kadar kutu tekniğimizi yapıyoruz. Bir tane fıstığımızı çekip buraya birleştirdikten sonra ipimizi kıracağız. Sonra diğer ipimize geçeceğiz. Ben de yapacağım. Sizler de yapın. Bakın bu şekilde görüntümüz oluştu. Evet hanımlar, beyaz kısmımı bitirdim. Bakın ipimi şurada kestim. Şimdi bakın görüntümüz bu şekilde kare bir lif modeli olacak. Şimdi şu kahverengimle tekrardan başlamak istiyorum. Herhangi bir yerden başlayalım. Şöyle hani köşeden başlamayalım da kafanız karışmasın. Şöyle normal bakın. Buradan başlıyorum. Herhangi bir yer olabilir. Hiç fark etmez hanımlar. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İpimi ben buraya şöyle iki defa sabitledikten sonra fıstığımı oluşturdum. Kapattım. Tepesine bir fıstık. Bakın ileriye bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bakın hanımlar bu şekilde oldu ve devam ediyorum. Fıstığımı yaptım. İleriye bir fıstık daha yapıyorum. Devam ediyorum.
Tepesine fıstık ve ileriye fıstık hanımlar. Tepesine, ileriye kapatıyorum. Fıstığımı oluşturdum ve bakın köşe kısmımıza geldik. Burada da kutumu yapacağım ve köşemi oluşturacağım. Bakın buraya kadar kutu tekniğiyle geldik hanımlar. Şimdi köşemi oluşturacağım. Aynı şekilde köşemizde bakın zaten bir tane fıstığımızı kutu oluştururken oldu. Şimdi tepesine bir fıstık. Bir tane daha yapacağım. Kapatmayacağım bunu ve bakın dibine fıstığımı oluşturuyorum. Şimdi kapatabilirim. Kapattım. Bakın köşemiz oluştu. Ve devam ediyorum. Fıstığımı yaptım. Bakın. İleriye bir fıstığımı daha yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrardan fıstık yapıyorum. İleriye bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ilerleyecek kahverengi ipimizle toplamda hani benim gördüğüm modelde 3 sıra daha yani 3 tane sırada kahveyle yapılmış beyazın üzerine ondan sonra kenar kısmını geçip bitirilmişti. Bakın hanımlar. Ben de kahverengi ipimle toplamda hani beyazda yaptığımız gibi 3 tane sıra yapacağız. Sıralarımız hani beyazda yaptığımız gibi aynı. Yine kutu tekniğiyle yapacağız her sırayı. Köşe kısımlarımızda da bu şekilde dikkat edersek hiçbir sorun olmaz hanımlar. 3 sıra tamamlayalım modelimizi. Ben de öreceğim. Evet hanımlar, ben 3 tane sıramı yaptım kahverengi ipimle. Oldukça büyük bir lif modeli oldu. Hani sizin için büyük derseniz şu orta kısmında ilk başlarken 9 fıstıkla başlamıştık. 8 ila da başlayabilirsiniz veya şu kısımlardan da hani birer sıra eksik de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bakın hanımlar. Kenar oyası olarak hani lifimiz büyük olduğu için ben böyle minik minik kenar oyası hani şöyle tomurcuklar yapmayı düşündüm. Çünkü diğer kenar oyalarını yaparsam geçersem çok büyük olacak modelimiz. O yüzden böyle geçtim. Bunu da sizlere göstereyim. Siz farklı da yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet hemen göstereyim. Bakın şöyle. Şimdi bakın ara kısmına 3 tane zincir çektim. Siz buradan yapıyormuş gibi farz edin. Hani şöyle araya battık. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın araya küçük tomurcuklar yapıyorum. 4 zincir çekerek 3 tane 1, 2, 3, 4 şöyle pimpirik de diyebiliriz. Bakın bu şekilde. Ara kısmına ise 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Eğer ki hani kısa gelirse 4 tane de çekebilirsiniz. Bakın hanımlar. 4 de çekebiliriz. Hiç fark etmez. Bakın. Gayet düzgün duruyor. Dediğim gibi farklı kenar oyaları da geçebilirsiniz. Sizlere kalmış hanımlar. 1, 2, 3, 4 de çekebiliriz. Bakın şöyle şuraya batıyorum. Ve tomurcuğumu yapıyorum. Zincirimi çektim. Bu şekilde devam edelim. Burayı da hanımlar aynı şekilde yapabiliriz. Köşe kısmını. Köşe kısmını tekrardan sizlere isterseniz göstereyim. Bakın. Bu şekilde devam edelim köşe kısmımıza kadar. Evet hanımlar bakın kenar kısmına geldim. Köşe kısmına yani. Şöyle kameramı düzelteyim. Köşe kısmında da aynı işlemi yaptım. Bakın. 4 tane
Zincirimi çektim arada. Buraya battım. 3 tane tomurcuğumu yaptım. Tekrardan 4 tane zincirimi çektim. Ve araya batıyorum. Yani bütün araları aynı şekilde gideceğiz hanımlar. Şöyle tomurcuğumuzu yapalım, batalım. Araya 4 zincir. Evet hanımlar, bakın bu şekilde bir kenar oyası uygulaması geçiyoruz. Böyle. Bakın ben bu kadar geçtim. Gayet de tatlı oldu. Bakın. Evet, şimdi şu kısımda fiyonk yapacağız. Onu sizlere göstereceğim. Kahve ipimizle. Evet hanımlar, bakın. Şöyle ipimi ben düzelteyim. Şöyle yarım metre kadar, yani 50 santim kadar ipim var. Bir o kadar daha şöyle hani üst üste koyarak kesiyorum ipimi. Şöyle sizlere göstereyim, bakın hanımlar. Şöyle iki katlı yaptım. İki kat yaptıktan sonra şöyle ipimi, bakın, çeviriyorum. Şöyle yapacağım. Sonra fiyonk oluşturacağız. Buradan böyle, bakın, döndürüyorum. Bu diğer tarafından da hanımlar şöyle tersini yapabiliriz. Hani şöyle, bakın, bu taraftan da döndürelim. Bayağı bir döndürdük, bakın, ipimize. Şimdi şuradan da biraz daha yapayım. Yeterli sanırım. Diğer ucumu alacağım. Bakın, diğer ucumu da aldım. Üst üste koydum. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın hanımlar. Şöyle zincir gibi oluştu ipimiz. Şimdi bu ucundan bağlayacağım. Düğüm atacağım. Bakın, düğümümü attım. Şimdi diğer ucumdan da bağlıyorum. Düğümümü atıyorum. Bakın hanımlar. Düğümümü attım. Ben bu kadar yapabildim. Sizler eminim daha güzel yapacaksınız. Bakın. Şu boyutta bir ipim oldu. Şimdi hanımlar, sizlere göstereceğim. Şöyle kameramı düzelteyim. Bakın, şu kısma şöyle çapraz olacak şekilde karemiz önümüze alıyoruz. Bakın, buraya geçirdim. Şöyle, bakın, şöyle yaptım. Fiyonk yapacağız. Bir de şuradan tutuyorum. Şöyle fiyonk formu vereceğim. Şöyle büyük oldu biraz. Eminim sizler daha güzel yapacaksınız. Şöyle bir tane daha düğüm atsam ne olur? Gayet güzel oldu hanımlar. Bakın. Şöyle. Gayet güzel oldu fiyonkumuz. Eğer büyük diyorsanız biraz buradan kesebiliriz. Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. Boyutu gayet büyük. İdeal oldu. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Kenar kısmını da bitirip
Instagram sayfamda her zaman paylaşıyorum. Bakın böyle olacak. Ha, bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu kısmına da şöyle fiyonk yapalım hanımlar. Bakın şu çapraz kısmına da aynı şekilde böyle fiyonkumuzu yaparsak daha hoş duracak. Burayı da ben yapacağım. Kenar oyasını da tamamlayıp Instagram pamuk lifler sayfama atacağım inşallah. Hepinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.